nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Nasılsın? İyidir. Sizden ne haber? Vallahi biz de iyiyiz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Berk Bey? İyi kardeşim, ne yapayım? Set, iş güç, koşturmaca. Bugün boş gündü, bir ofise geldim, toplantı vardı. Çıktım şimdi tekrar eve doğru geçeceğim. Bizde de galiba yine bir değişiklikler oluyor. Senaryoda mı, oyuncularda vallahi, da? Bir kişi ölecek ama inan daha yeni bölüm senaryosu da gelmedi bu akşam. Ölecek kişi kadın değil mi ama? Kadın diye biliyorum ama ne olacağını tam bilmiyorum açıkçası. Bir ölü bir yaralı var en sonunda. Aynen aynen, öyle ambulans çağırdılar ama ne olacak tam ben de bilmiyorum. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor karantina süreci sizin için? Kapanmalar da galiba iyice olacak. Çalışma işte bu akşam bekleniyor galiba tam bir kapanma ama bakalım hani bizi ne kadar etkileyecek, ne olacak tabii bilmiyorum. İnşallah bütün milletimiz kurtulur bir an önce şu korona şeyinden, belasından yani. İnşallah peki. İnşallah. Yazın çalışmalarınız devam edecek mi? Sinema projesi vesaire olacak mı? Yoksa dinlenecek misiniz? Vallahi şimdi daha dizi ne zaman tam final olacak onu bilmiyoruz. Ya Mayıs son Haziran başı gibi konuşuluyor ama tabii tam kapamalar olursa ederse ne olacak ne bitecek onun programlamasına göre ona göre hareket edeceğim. Yazın bir süre dinlenirim diye düşünüyorum açıkçası. Ondan sonra bakacağım. Yıldız Hanımlar nasıllar? İyi. Her şey yolunda mı? İyi, çok şükür çok iyi gidiyor maşallah, o da çalışıyor. Bazen aynı evin içinde birbirimizi göremiyoruz yani. O benden birazcık daha yoğun. Osmanlı'yı kurmakla meşgul. Onun karakterini nasıl buluyorsun? Zor bir karakteri oynuyor da. Vallahi dizide... bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok zor bir şey. Ya ben normalde aksiyon adamıyım. O benden daha aksiyoncu çıktı ve evet, helal olsun. Kuşanıyor. Ben takdir ettim. Çok kısa bir sürede at binmeyi öğrendi. İşte kılıçla yaptığı işler çok zor. Gerçekten çok zor bir set. Yani zor bir iş daha doğrusu. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir iki sefer gittim setlerine. Böyle özeniyorum. Onların hepsi diyor gel oyna o zaman. ama vallahi geçen gün bölümü seyrederken şey ben de gaza geldim. Arkaya şöyle bir baktım, bir sürü milleti kesip biçiyor falan. Dedim eyvah kızım dedim, sen hayırdır, ben dedim sana arkamı dönmem ne olur ne olmaz. Baya usta olmuş, yanlış yapmaya gelmez yani. Yeni projelerde bir dönem dizisinde de görebiliriz inşallah sizi. İnşallah kısmet. İnşallah olur. Takip ediyorsanız Osmanlı tarihinden mesela oynamak isteseniz oynamak istediğiniz birisi var mıydı? Ben tarihimizi zaten çok seviyorum. Ya beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Hem Osmanlı tarihini hem geçmişimizi, son yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizi. O yüzden böyle dizileri de çok seviyorum açıkçası. İnşallah kısmet zaman olursa ben de oynarım. İnşallah. Peki bu pandemi sürecinden dolayı mı düğün erteleniyor yoksa bir nikah tarihi var mı? Evlenmeyi ne zaman düşünüyor Berk Oktay? Şimdi şöyle, kısmetse en kısa zamanda bunu yapmak istiyoruz biz tabii ki de. Zaten üstüme düşeni yaptım, teklifimi ettim. O da kabul etti. Kabul etti. Üstüme düşeni yapıp sağ olsun, reddetmedi beni. Şöyle, yani tabii biz her şeyi böyle kuralına uygun yapmak istiyoruz açıkçası. Ama şimdi tabii aile büyüklerimizi düşünmek durumundayız. Onun için eşimizi, dostumuzu düşünmek zorundayız. Kurallara uygun bir şey yapmamız gerekiyor. Onun için zamana bakıyoruz açıkçası. Yani şu anda çalıştığımız için zamanlamayı da tam ayarlayamıyoruz. Bakalım kısmet, pandeminin durumuna göre bize en uygun, en kısa zamanda bunu yapmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun i̇nşallah. Diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Berk Bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz.